her gün. Her gün zam gelir mi? Sabah, akşam. 1'e 4. Nasıl karşılayacağız? Nasıl ayakta duracağız? Ekmeğin tüm üretim aşamalarında kullanılan ürünlere gelen zamlar ekmekte yeni bir fiyat artışı sinyali veriyor. Sadece un fiyatlarına bakarak bu işi değerlendirmemek lazım. Enerji maliyetlerimiz var. Enerji derken doğalgaz, elektrik, odun. Artı ambalaj fiyatlarında, kağıt ve poşetlerde anormal yükselişler oldu. 1'e 4. Nasıl karşılayacağız? Nasıl ayakta duracağız? Ve herkes ekmek fiyatları yükselmesin, sabit kalsın deniliyor. Nasıl bu? Akıl mantığa sığacak iş değil. 50 kuruş daha olmazsa olmaz bir rakam görüyoruz. Yani 3 lira kesinlikle 3 liradan aşağı hizmet etmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Rakamlar onu söylüyor. Toprak Mahsulleri Odası'nın un fiyatlarındaki artışla fırıncılara verdiği 195 lira un desteği biterse ekmek fiyatları daha da artabilir. Toprak Mahsulleri Ofisi bu desteği vermeseydi bugün fiyatımız 3,5 liradan aşağı değildi bugün ve önümüzdeki dönem içinde en aşağı 50 kuruş daha alırdık. Yürümez. Ekmeği ucuz olması gerektiğini düşünüyoruz. Tamam, en ucuz ekmeği verelim hepimiz ama bunun fırıncıya desteği şart. Temel gıda ürünü olan ekmeğe gelen zamlar vatandaşın tepkisine yol açıyor. Ancak fırıncılar girdi maliyetlerinin karşılanamamasından dolayı işletmelerini kapatmak ya da devretmek durumunda kalıyor. El değiştirme sürekli artıyor. Son 6 ayda 100'ün üzerinden fırın el değiştirdi. Kapanan da var. 20-25 civarında da kapanan var. Ve eve ekmek parası götüremiyoruz artık. Bu durumdayız. Daha uygun fiyatta olduğu için vatandaşlar belediyelerin ürettiği ekmekleri tercih ediyor. Fakat belediyeler bunu belli bir kapasiteyle yapıyor. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, eğer kapasite artırılırsa bunun fırıncılara zarar vereceğini söyledi. %10'u geçmemeli. Ben şahsi görüşüm bu. %10'u geçmemeli ki sektör ezilmemeli. Belediye ekmeğinin ucuz olması hiçbir şekilde vatandaşın karına olduğunu düşünmüyor. Belediyeler daha farklı olaylara bakması lazım. Ucuz ekmeği biz fırıncı olarak bütün Bursa'ya verebiliriz. Belediyelerle bu konuda çalışabiliriz.